Baktım hani bir program hani bakıyordum hani dahil değildi. Bir daha dedim yazayım dedim. İyi yaptın. İkinci de yazayım zaten. En son ne zaman gelecek miyiz daha diye. İyi misiniz? İşleriniz nasıl? Teşekkür ederim. Kaç sene işte, ben biz buranın eğitim kurulu başkanıyım. Abi başkanımla beraber 25 senedir sadece bir dostumuz var nasıl olsa. Aşağı yukarı bir eğitim kurulu 2 senedir. Ama ben kendim 93'te geldim. Bir daha Kavşan'da ikametimiz vardı. Kavşan'dan, Kavşan'ın sizin eski ilçe başkanı da benim abimdir. Mehmet Şen. Doğru. Kutay Kavşan'da. Doğru. Ama işler konusu sorarsanız işler sıkıntılı. Evet, ne yazık. Piyasayı biliyorum az çok. Piyasa sıkıntılı. Allah yardımcısı olsun. Yani iş adamlarının, iş yapanların, nelere inşaat sektörü çok daha kötü. Evet. Geçen bir hafta. Siz esnaftaki esnafa ya da pazarcıdaki pazara suçlu gözüyle bakarak ya da palyatif bir takım çözümlerle gıda erişimini ve fiyatları ucuzlatacağınızı savunamazsınız. Sadece 10 gün 20 gün gidecek bir sürdürülebilir olmayan bir yöntem olur. Biz tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işleri yapacağız. Tarım alanında ve hayvancılık alanında. Siz hiç birinciliğe yapıp fiyatları düşürebilecek misiniz? Gayet tabii. Yani bu süreç zaten hem üretimi arttıracak hem kaliteyi arttıracak. Üretimi arttırdığı zaman zaten fiyatları düşürmüş olacaksınız. Türkiye'nin temel sorunu tarımda üretim yok. Düşünebiliyor musunuz? Yönetici diyor ki gerekirse ithal yaparız, ithal ederiz. Ya ithalatla fiyat düşüremezsiniz. Zeytin bunun kilometre başkanı apartmanda ölenlerin cenazesine tek bir CHP'li katıldı. Başka CHP'li görmedim. Bizim cenaze değiliz. Yani insanların alnına mı bakıyorlar? Ben anlamıyorum. Yani CHP'li ben cenaze değilim. Sayın Hamza Çebi cenaze değildi. Genel Başkan Yardımcımız Onursal Bey cenaze değildi. Yine yanımda olan Turan Aydoğan Milletvekilimiz cenaze değildi. Yani bir sürü daha isim sayabilirim ama şu hoş değil. Yani tek bir CHP'li vardı demek hoş değil. Ama şunu biliyorum o cenazeden tam 45 dakika geç cenaze namazı. Niye kıldığımızı cevabını versin. Tam 45 dakika cenazenin başında bekledi 45 dakika geç cenaze kıldı. Evet. Ne haber adam? İyi misin? Çekim mi yapıyorsun? Aferin sana. Ya biraz gazetecileri çek. Bunları çek. Şöyle en sağdan en sola. Hepsini çek. Hepsini çek. Aferin. Yavaş yavaş çek. Görünsü bak. Şöyle bak. Acele etme böyle. Yavaş. Belli zaten. Gerçek oyu vardır. Ve gerçek de bunu yapacak. Sen bizim vatandaşımız. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Evet. Neresi tekrar? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Başarılı günler. Tamam. Bak şu insanlara bir bak. Millet evine ekmek getiriyor. Kurban olayım. Ya kamerayı çek. Saygınız birbirimize bak. Tamam. Bak ben aldırıyorum diyeyim. Bak ben aldırıyorum diyeyim. Hayır. İyi ki de siz geldiniz inşallah kazanırsınız. Bak diyeyim. Sarılalım birbirimize. Gerisi de Ferruat. Kurban ailene selam söyle. Evlatlarını öpüyorum. Hadi. Allah'ın ömürler olsun. Kardeşim seni olsun. Bu mal değil sana bak kocaman. Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız? Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu Başkan'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Ben Doktor Avni Kısal. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı birlikte sizleri selamlıyoruz. Saygılarım yaksınlar. Gençler. Evet. Ben şeyi söyleyeyim ki kaç yaşındasın? 35. Oğlum 1,5. Ben şimdi sana bu 1,5 yaşındaki çocuğu için göreve geldik. Bir yıl fark vereceğim. Bütün Niye? Evladımla İstanbul'a güzel bir bakın deprem Allah esirgesin, binaların güvenliği bu toplum adına söylüyorum milli bir meseledir. Siyaseti olmaz, siyasi partisi olmaz. Şu güzel evlerinde oturan bu güzel insanlar yuvalarında güvenli otursun isterim. Kim yapmışsa, kim hizmet etmişse başımın üstünde taşırım. Ama ne yazık ki bakın 20 sene önce depremi yaşadık.
ama ne yazık ki İstanbul'da çuvalladılar. Bir şey yapmadılar, yapamadılar. Nerede çuvalladılar? Bakın bina çöktü, 21 canımızı kaybettik. Allah korusun. Allah korusun. Deprem her zaman kapıdadır. Şu an ilk yapmamız gereken inanın dua etmek. Ettiğim dua şu. Allah'ım inşallah deprem gelmesin. Geç gelsin. Çünkü bir an önce kentsel dönüşüm işine bu şehirde güvenilir, inanılır yöneticilerle başlamamız şarttır. Bakın bu kardeşiniz size söylüyor. Malınıza kamu malı gibi bakan, canınızı kendi canı gibi bilen, her anında sizin evinizi, yuvanızı size sağlamak adına adil, şeffaf bir kentsel dönüşüm metodunu İstanbul'un her yerinde güvenilir belediye başkanı arkadaşlarımla hızlı bir biçimde yapacağımın sözünü hepinizin huzurunda veriyorum.